Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi geldik 5. bölüme dostlar. 5. bölümümüzde de ikizkenar üçgeni öğreneceğiz. Bakalım nasıl bir özellikleri varmış, ne tür sorular karşımıza çıkacak bunu öğreneceğiz arkadaşlarım. Evet, 5. bölümdeyiz. İkizkenar üçgeni tanıyoruz dostlarım. Şimdi hemen şöyle birinci köşe taşını bir koyalım önümüze. Bakalım ne diyor bu köşe taşında. Şöyle simetriyle başlamak istemiş arkadaşlar. Şimdi ikizkenar üçgende biraz böyle simetri dediğimiz şeyden de faydalandığımız için burada da bundan bahsetmek istemiş. Hemen şöyle bir odaklanmasını bir ayarlayayım ben. Evet, yukarıdaki D doğrusuna göre şeklin simetriğini alınız demiş dostum. Hemen alalım biz de simetriğini. Simetri almak demek olay şu. Şöyle köşe noktaları seçin dostum. Bak bu noktayı buraya uzaklığı kadar bir uzaklıkta sen gideceksin. Yani şöyle eşit uzaklıkta olacak burası. Demek ki bu noktanın simetriği burası. Şu köşe noktayı simetriğini alalım. Bakın bu uzaklık kadar, doğruya olan uzaklığı kadar bir uzaklıkta sen git şöyle göz kararı. Demek ki bu köşenin simetriği burası. Şu köşeyi seçelim. Bakın bu uzaklık kadar doğruya olan uzaklığını ölçün göz kararı. Bir uzaklıkta siz gidin kardeşim, şöyle kabaca şuralara bir yere denk düşüyor diyeceksin. Şöyle. Şimdi simetriğini de alalım bir yandan. Bakın böyle oldu. Şu noktayı birleştirdim. Bu şekilde oldu. Sonra diyor ki şu köşenin simetriğini al. E buradaki uzaklığı ölçüyorum. Bir uzaklıkta ben gidiyorum. Şöyle bir şekil oldu. Son olarak şu köşenin, şu noktanın simetriğini alalım. Şunun biraz daha arkasına düşüyor. Yani şu tarafına doğru düşüyor kardeşim. İşte burada. Bakın simetriğini aldık hemen. İkinci sorumuzda ne diyormuş? Buna bakalım. Yine mi simetriğini alın diyor. Evet, yine simetriğini alın diyor. Hemen şu köşenin simetriğini alıyorum. Yani şu mesafe kadar bir mesafede ben gidiyorum arkadaşlarım buraya. Ve noktanın simetriği burada. Bakın doğrunun üstünde ise simetriği de yine kendisi olacak. O zaman yeni şeklimde şöyle oldu. İşte simetriğini aldık. Birazdan buna da ikizkenar üçgen diyeceğiz biz dostum. Şunlar birbirine eşit gelecek. Kayı kuralı dediğim kuralı yapacağız. Üçte ne diyormuş? Yine simetriğini alın diyor. Hemen ne yapıyorum? Üçgeni bu tarafa doğru yatırdığımı düşünün. Buraya geldi. Şu çizginin de simetriğini alalım. O da buraya geldi dostum. Burayı biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle sorular üniversite sınavında çıkmayacak tabii ki. Sırf elimiz alışsın diye yapmış. Yine mi simetriğini alın diyor. Evet, hadi şöyle bir yapalım. Üçgeni bu tarafa doğru yatırdım. Bu bir. Şunun simetriğini aldım. Bu iki. Dikliğinde bu tarafa doğru simetriğini aldım. Dolayısıyla C açısı buraya geldi. A açısı buraya geldi. B açısı da buraya geldi kardeşim. Tamamdır. Simetri almayı hallettik. Hadi çevirelim arka tarafı. Gelelim asıl sorularımıza. Bakalım birinci sorumuz ne diyor? Şimdi ikinci köşe taşındayım dostum. Bir numaralı soru şunu söylüyor. ABC ikizkenar üçgen. ABC üçgeninin taban kenarının uzunluğu kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu ABC ikizkenar üçgen ama hangi iki kenar birbirine eşit? Şu anda bilmiyorum bunu. Bir test edelim hemen arkadaşlarım. Hangileri eşit bir görmeye çalışalım. Mesela şunlar eşit olsaydı. Şimdi şunları göstereyim. Şu mavi ile bu mavi birbirine eşit olsaydı deseydim mi? Peki bu durumda şöyle olacaktı. X artı 7 eşit olacaktı X artı 6'ya. E buradan da X'lere bay bay diyecektim. Sadeleşeceklerdi. Ve geriye ne kaldı bakın? 7 eşittir 6. E olmadı ki. Zaten saçma bir şey çıktı. Demek ki bunlar değil. O zaman şöyle yapalım öğretmenim. Şu kenarla şu kenarı birbirine eşit kabul edelim. Bakalım buradan ne geliyor. Hemen x artı 6 şuraya yazıyorum. X artı 6 gözüküyor mu burası kameradan? Gözüküyor. Eşit olacak 2x eksi 1'e diyorum. Eksi 1'i buraya alalım 7. X'i buraya alalım x kaldı ve x eşittir 7 çıktı. Peki x 7 iken burası ne oluyor bu durumda dostum? X 7 iken burası 13 oluyor. X 7 iken tabii ki artık burası da 13 oluyor. X 7 iken burası da 14 oldu dostum. Peki bize neyi soruyor? Taban kenarı. Taban dediğiniz şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? İkiz kenarda taban dediğin olay eşit olmayan kenardır. Şimdi bakın biz hangilerini eşit bulduk? Şu kırmızıları. Bunları eşit seçtik. Bunlar eşitse demek ki benim taban dediğim kenar burası olacak. Taban dediğimiz zaman sanki
alttaki kenarmış gibi algılamayın, tamam mı? Buranın uzunluğunu sormuyor size arkadaşlar. İkiz kenar üçgende taban demek eşit olmayan kenar demek. Yani bu durumda bu kenar oluyor ki biz de x'i 7 bulduğumuz için 7 ile 7'nin toplamı 14 geldi sorumun cevabı. Evet, geldik 2 numaralı sorumuza. Yine diyor ki bakın ABC ikiz kenar bir üçgen. BAC açısı yani şu açı 90'dan büyükmüş dostum. ABC açısının ölçüsünün tam sayı değeri en çok kaç olur? Şimdi burası 90'dan büyükse demek ki şununla şu birbirine eşit. Düşünsene şimdi burası 91 olsa ve de ki bununla bu eşit olsa. O zaman bu da 91 olur, bu da 91 olur eşit açılar oldukları için. İki tane açının 91 olma ihtimali yok. İkiz kenar üçgende geniş açı varsa o açı arkadaşlarım, yani 90'dan büyük açı varsa o açı ikiz açılardan birinin olma ihtimali yok. Tepe açısı olacak kesinlikle. Demek ki diğer iki açı da bizim ikiz açılarımız. Şunlar da bizim ikiz açılarımız. Bunlar hatta x diyebilirim eşit oldukları için. Bize de bakın x'in diyor alabileceği en büyük değer kaç olabilir diye bir soru sormuş. Şimdi şunu bulduk biz. 2x var, bir de 90'dan büyük bir açı var. Dostum sen diyeceksin ki hemen hani toplamları 180 ya bunların 3 açının da. Şuradaki 90'dan büyük dediğim şu açı ne kadar küçük seçersem ben bunu, bunlar o kadar büyük olurlar dostum. Peki 90'dan büyük seçebildiğim kadar küçük seçeceksem 91 seçsem olur mu bakalım? Olmayacak ama biz deneyelim hemen. 91 seçtim bunları. O zaman şu ikisine toplam 89 kaldı. Bakın 2x eşittir 89 oldu. Peki bu durumda x ne çıkacak kardeşim? 44,5. Ama bana diyor ki en çok tam sayı olarak en çok kaç olsun diye soruyor. Tam sayı seç diyor bunu. Demek ki 44,5 olmaz. O zaman ben bunu bir sonraki büyük küçük sayı 92 seçeyim. Demek ki burası 92 olsa 2x'e 88 kalır. Dolayısıyla 2x 88 ise x'te ne çıkar? En çok 44 olur arkadaşım. 92'den sonraki sayıları seçersen işte 93, 94, 95 x'in daha küçük değerler aldığını görürsün. Alabileceği en büyük değerin tam sayı olarak en büyük değerin 44 olduğunu gördük. Evet, 3 numarayı okuyabiliriz artık. ABC üçgeninde AB kenarı eşittir diyor AC kenarına. Dolayısıyla senin taban dediğin yer neresi oldu? Bakın tam bu alttaki kenar taban oldu. Eşit olmayan kenar. Kural neydi? Tabandaki açılar birbirine eşittir. Başka şu tepeyi 36 vermiş bize. Üçünün toplamı 140-180 olacaktı. O zaman şu eşit açılara toplamda 144 kalır. Hatta 144 de bunlar kardeş kardeş paylaşırlar. Bu da 72 olur. Bu da 72 olur kardeşim. Peki buranın 72 olması için, yani 3x artı 30'un 72 olması için 3x eşittir 42 olmalı. 3'e bölüyorum, x eşittir 14 çıkmalı. Peki 2y artı 20'nin 72 olması için ne olmalı? 2y eşittir 20'yi bu tarafa atarsam 52, y eşittir 26 gelmeli. X ile y'nin toplamını soruyor. 26 ile 14'ün toplamı da Denizli çıkar sorumun cevabı. Ben de geçerim 4 numarayı okumaya. ABC ikizkenar bir üçgen olup kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Hemen göstereyim şöyle. ABC ikizkenar bir üçgen. Mesela şunlar ikizkenarlarımız olsun. A, B, C. Çevresi 16 olduğuna göre kaç farklı ikizkenar üçgen ABC üçgeni vardır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi bu deneme sorusu arkadaşlar. Deneyerek bulmaya çalışacaksınız. Şimdi şöyle diyelim. Kenar uzunlukları tam sayı dediğine göre şimdi şu kenarı 1 seçsem ben. BC eşit olmayan kenarı. Diğer iki kenara ne kalıyor toplamda? Hani çevresi 16 demiş ya. Toplamda 15 kalıyor. 7,5 oluyorlar ki olmaz değil mi? Çünkü tam sayı olacak kenarları. O yüzden burasını 2 seçeyim. 2 seçtiğimde bunlara 14 kalır. 7 olurlar. Peki başka? Şimdi ikiz kenara 2 dersem 7
7 oluyor diğer kenar. Peki artık buraya çift sayı söyleyeceğimi anladım. Yani 3 dersem bunlar buçuklu sayı çıkıyor. O yüzden 3 demiyorum. 4 dersem bunlara, burası 4 ise buraya toplamda ne kalıyor? 12. 6, 6 paylaşıyorlar. 5 diyemem artık buraya, 6 diyeceğim. 6 dersem bunlara 10 kalıyor toplamda. 5, 5 diye paylaşıyorlar. Peki 6'dan sonra ne diyeceğiz? 8 diyeceğiz. Bunlara da 8 kalıyor o zaman. 8 dersem 4, 4 oluyor diğer iki kenarın uzunlukları. Başka ne diyelim? 10 diyelim buraya arkadaşlarım. 10 dersem diğer iki kenara toplamda 6 kalıyor. 3, 3 diye paylaşıyorlar. Ne diyelim başka? 12 dersek bu kenara. 12 dediğim takdirde diğerlerine 4 kalıyor. 2, 2 paylaşıyorlar. Son olarak bir de 14 diyelim. 14 dediğimde de diğerlerine 1, 1 kalıyor dostlarım. Şimdi bu durumda 3, 4, 5, 6, 7 tane üçgen gözüküyor değil mi sanki böyle? Ama tabii hepsi kabul değil. Neydi? Bir de bizim açı kenar bağıntılarımız vardı hatırlarsanız. Orada demiştik ki üçgenin herhangi iki kenarının toplamı üçüncü kenardan büyük olacak. Bakalım sağlıyor mu? 7 ile 7'nin toplamı yani 14, 2'den büyük mü? Evet. 6 ile 6'nın toplamı 12, 4'ten büyük mü? Evet. 5 ile 5'in toplamı 10, 6'dan büyük mü? Evet. 4 ile 4'ün toplamı 8, 8'den büyük mü? Hayır. Demek ki bu olmaz. 3 ile 3'ün toplamı 6, 10'dan büyük mü? Hayır. 2 ile 2'nin toplamı 4, 12'den büyük değil. 1 ile 1'in toplamı 2, 14'ten büyük değil. O zaman şu 4 tanesi olmuyor. Geriye kalan 3 tanesi uygundur diyorum. Ve sorumun cevabı Bursa'dan geliyor dostum. Evet, 2 numarayı da gömdük arkadaşlarım. Bu arada şunu da söyleyeyim. 1. ve 2. köşe taşımız gibi sorular sorulmaz arkadaşlar. Onlar biraz ısınma sorusuydu. Hocalarım güzel hazırlamışlar. Sizin biraz konuya ısınmanızı sağlamışlar dostlar. Evet, şimdi asıl sorularımız galiba buradan başlıyor artık. Bir bakalım. Ne diyor bize? ABC dik üçgen diyor. Ve AB ile AD uzunluğu eşittir diyor. Yani burası da X. Kardeşim işte güzel bir soru. Çok güzel, taş gibi bir soru. Sınavda çıkma ihtimali olan bir sorudur. Ben derim ki geometrinin 5 tane farzı var kardeşim. Sen bu 5 farzı bilmiyorsan hiç geometri çözmeye kalkışma. İşte bunlardan birincisi, yani geometrinin birinci farzı şudur dostum. İkiz kenar gördüğün zaman tabanına, yani eşit olmayan kenarına dikliği indir ve kayı kuralını yap. Neydi benim kayı kuralım? Bu diklik aynı zamanda kenar ortay oluyordu, aynı zamanda açı ortay oluyordu. Kayı kuralı buydu arkadaşlarım. Eğer bilmiyorsanız hemen konu anlatım videolarımda bulabilirsiniz bunu. Peki burayı 2-2 diye böldü öğretmenim. Ve bakın ne çıktı aslında? Diklikten diklik indi değil mi? Hadi gelin öklit patlatalım bir de. Hatta yan kenarın x'in öklitini patlatalım. O zaman x kare eşittir birinci parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani 2 çarpı 20 demeyi unutmayın ki buradan 40 çıkar. X kare 40 da dışarıya 2 kök 10 olarak çıktı. Evet, ikinci sorumuzdayız dostum. Bakalım bu ne diyor? Yine yine bir bakın ikiz kenar üçgen var burada dostlarım. Bize de neyi soruyor? X uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Hemen ikiz kenarı gördük mü ne yapacaktık biz? Geometrinin birinci farzı tabana dikliği indir. Tabanı 2'ye bölsün. 3, 3. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Burası 4. Ve sen şu dik üçgenden de x'i bulabilirsin artık. Ne diyeceksin? 4'ün karesi 16 artı. Şurası 6'dır. 6'nın karesi 36 eşittir. X kare geldi. Ve buradan 52 mi çıktı eşittir x kare? X eşittir kök 52. Kök 52 de 2 kök 13 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet, geldik 3 numaralı sorumuza. Bakın yine bir 13-13 ikiz kenar üçgeni gördüm. Tabanı neresi bu 13'lerin? Şurası 24 dediğim yer taban. O yüzden tabana bir diklik indirdim. Yani geometrinin birinci farzını yapmaya başladım. Bu diklik ne yapacaktı? Tabanı 2'ye bölecek. 24 ya. 12-12 diye bölecek. Burası da 12 olacak. Buraya da 8 kalacak değil mi dostum? 8'i yapıştırdım. Peki bakın şurada ne çıktı kardeşlerim? Şu dik üçgene bakarsanız 12 var, 13 var. Bizim özel dik üçgenimiz değil mi? 5, 12, 13 dik üçgeni. E hocam bir dik üçgen de şuradan var. Hadi buradan da x'i bulalım. Ne diyeceğim? X kare eşittir.
Bir 5'in karesi artı bir de 8'in karesi 64. Toplarsak 89 mu yapıyor? X eşittir kök 89 çıktı sorumun cevabı. Evet, geldim 4 numaralı sorumuza. Yine bakın ikizkenar üçgeni gördünüz artık dostlar. Hemencecik tabanına dikliği yapıştırın. Ve bu diklik tabanı ikiye bölecek. Yani şurası da K, burası da K olsun. Sonra Pisagor bağıntısı yapacağız biliyorsunuz. Şuraya da bir H yüksekliği diyelim. Önce şurada küçük dik üçgende bir Pisagor'umuzu yapalım. 6'nın karesi 36 eşittir. H'ın karesi artı K kare diyelim. Sonrasında arkadaşım bir de şurada bir, şurada gördüğünüz gibi büyük bir dik üçgen var. Bir Pisagor da burada yapacağım arkadaşlarım. Hemen şu aşağıda yapıyorum. 8'in karesi 64 eşittir diyorum. H kare artı şurada K artı 4'ün karesi var. K artı 4'ün karesi var. Bunu da nasıl açıyorum dostlar? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyerek de bunu açtım. Peki biz H kare ile K karenin toplamını ne bulmuştuk? 36. 36 ile 16'nın toplamı 52 yapar. Sen bu 52'yi bu tarafa eksi olarak atarsın. Yani 64 eksi 52 olur ki burada da sadece 8K kalır. 64'ten 52 çıkarsa 12 mi oluyor arkadaşlarım? Evet, 12. 12 eşittir 8K. 8'e bölüyorum. 12 bölü 8 eşittir K. K'yı bulduk bakın. 12 bölü 8 çıktı. Hatta 4'e bölelim 3. 4'e bölelim 2. 3 bölü 2 çıktı dostlarım. Tabi bize neyi soruyor bu? X'i. Yani biz X'e ne demiştik? 2K'yı soruyor bize. 2 çarpı K. Yani 3 bölü 2. Bölü 2 ile şu 2 giderse de geriye bir tek 3 kaldı. Sorumun cevabı Adana'dan çıktı. Hadi 4 numaradayız arkadaşlarım. Yine bakın ikizkenar üçgenleri görüyoruz artık. Burada da açı sorusu sormuş. Bir bakalım. B, A, C. Şuranın tamamını 120 derece vermiş. Şimdi ikizkenar üçgende ben biliyorum ki tabandaki şu açılar eşit. Şimdi tepesi 120 ise tabanları 60 olacak değil mi toplamda? Toplam 180 olsun diye. Peki şu ikisi 60'ı nasıl paylaşıyor? Kardeş kardeş, eşit oldukları için 30-30 yazdım bunlara. Peki başka ne demiş? DC BD'nin iki katıdır demiş. Şuraya K dersen burası 2K olacak demiş. Bizden de BAD, yani şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor dostlarım. Şimdi yine bir ikizkenar üçgen muhabbeti yapacağız tabii ki. Nedir o? Tabana bir diklik indireceğiz kardeşim. Yani şunu indireceğim ben kesinlikle aşağıya. Bir indirelim bakalım bunu bir aşağı, şöyle bir indirdik. Peki öğretmenim şunu gördüm ben. Şimdi bu tabanı ikiye bölecekti. Normalde 3K dedim ya ben buraya. Şöyle yapayım mı? İki katlarını alayım. Buna 2K, buna da 4K diyeyim. Yani şu kurala uygun olacak şekilde bu bunun iki katı olacak. Ama bir de çift sayı olsun ki ikiye kolay bölünsün. Bak şimdi burası toplamda 6K ya. Sen bu 6K'yı 3K 3K diye şuraya 1K, buraya da 3K, yok buraya da evet 3K yazarak sonucu ulaştıracağım şimdi burada. Peki burası 30, burası 90 ise şurası ne olacak kardeşim? 60. Peki 60'ın karşısı 3K ise 30'un karşısı ne olacak öğretmenim? Hemen söylüyorum. 3K olabilmesi için K kök 3 olması lazım buranın. K kök 3'ü de bulduk. Peki 90'ın karşısı ne olacak? Bunun 2 katı. 2K kök 3. O zaman bu da 2K kök 3 geldi. Şimdi buraya kadar her şey tamam herhalde. Bakın şurada ne çıktı karşıma? 1K var dik üçgen. Şu üçgene odaklanın arkadaşlarım. Şu bize soruyu çözdürüyor şimdi. Burada bir 90 var. K var, bir de kök 3 katı var. Şimdi ne zaman kök 3 katı oluyordu? 30'un karşısındaki bir sayının karşısında ne varsa 60'ın karşısında kök 3 katı oluyordu. Demek ki bakın bu dik üçgen 30, 60, 90 dik üçgeni. Peki burası 60 ise şurası 120 oldu öğretmenim. Peki burası 120 ise şurası da 30 gelmiş, 150. Buraya da ne kaldı mecburen? 30 derece kaldı. Aradığım cevap 30 çıktı. Hadi şu 2 numaraya bakalım hemen. Bakın yine bir ikizkenar üçgen görüyorum.
6 BD eşittir DC'nin yine 2 katı demiş bize. Buna göre BC kaç santimdir diye, yani şuranın tamamı kaç santimdir diye soruyor. Önce şu dikliği indirelim mi arkadaşlarımız? Şöyle yapalım. Yine normalde buraya K diyeceğim. Buraya 2K diyeceğim ya ben dostum, 2K. Ama şöyle yapalım, hani 2'ye bölünsün diye. Buraya 2K diyelim, buraya da 4K diyelim. Az önceki soruda yaptığım gibi bunda aynısı. Peki burası 2K öğretmenim. Burayı da 4K, toplam 6K'yı böleceği için K buraya, 3K da buraya yazdım hocam. Şimdi gelin hemen şu yüksekliğe de H diyelim. Ve biz de buradan Pisagor bağıntısı yapıp şu üçgenden ilk önce yapalım. Diyelim ki H'ın karesi artı K'nın karesi eşittir 3 kök 2'nin karesine. O da 18 yapar. Sonra bir Pisagor'u da şuradan yapalım dostlar. Şu dik üçgenden yapalım. O da ne diyor bakın. 6'nın karesi 36 eşittir. H'ın karesi, H kare artı 3K'nın karesi, yani 9K kare. Şimdi bunları bir alt alta yazayım. Ne yapacağımız zaten karşımıza çıkıyor bakın. Ne dedik ilk önce? 9K kare ile H karenin toplamını 36 bulduk. Bir de K kare ile H karenin toplamını da 18 bulduk. Peki bunları birbirinden çıkarsam ben şöyle dostlar. H kareler gitti. 8K kare eşittir 18 kaldı. K kare eşittir 18 bölü 8. Hatta 2'ye bölüyorum. 9 bölü 4 çıktı K kare. Demek ki K ne çıkacak? Neyin karesi 9 bölü 4'tür? 3 bölü 2'nin. K'yı 3 bölü 2 buldum. Benden ne istiyor? BC'yi. Yani toplam 6K'yı istiyor dostlarım. O yüzden 6 çarpı 3 bölü 2. 6 kere 3 18 bölü 2'ye 9 çıktı. Yani cevabım Bursa'dan geldi. Güzel sorularmış bunlar. Hadi devam ediyoruz 3 numarayla. X kaç santimdir diye bir soru sormuş. Önce şu oranı yerleştirelim. AD'ye. AD burası 6K dersen BD ne oluyormuş? 5K. Yani şuraya 5K yazıyorum. Burası da 6K'ymış dostlarım. Buna göre X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi gelin ben size burada bir pratik yol öğreteyim. Dostum aslında az önceki soruda da yapabilirsin bu pratik yöntemi. Şimdi de öğretmiş olayım. Sen az önceki soruda da uygula. O soruyu daha kolay çözeceğini gör kardeş. Şimdi niye hocam az önceki soruda çözmedin? Çünkü bir bu şekilde çözüm yolunu görün istiyorum. Bir de pratik yöntemini görün istiyorum arkadaşlarım. Çünkü ikisini de bilin ki sonradan hani işin mantığını anlat hocam bize falan gibi yorumlar yazılıyor. Onları es geçmek için, yani onları birazcık daha bir nebze de olsa al sana mantığı bu demek için yaptım bunu kardeşim. Şimdi buradaki pratik yöntemimiz şu. İkiz kenar bir üçgenin içinden geçen şu salak doğru. Salak doğrudan kastım hiçbir sıfatı olmayan bir doğru varsa, işte var hocam burada x. Diyor ki kural, bu doğrunun karesi, yani 6k'nın karesi 36k kare eşittir her zaman diyor. İkiz kenarların çarpımı, yani 9'la 9'un çarpımı 81 eksi tabanda ayırdığı parçaların çarpımı, yani 9'la 5k'nın çarpımı 45k diyor. İşte buradan sen k'yı çok daha kolay bulabilirsin. Hatta bunların hepsi bakın 3'e bölünüyor galiba. Bir bölelim 3'e. 12k kare yapar burası. 3'e bölersem 27 yapar. Eksi 15k da burası yapar. Hala 3'e bölünüyor. Keşke baştan 9'a bölseymişim ama neyse. 3'e bölelim bir daha. 4k kare yapar. Eşittir. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 5k yaptı. Şimdi bundan sonrasında istersen şıklardan hareket et. İstersen de K'ya bir değer ver. Mesela 1 versem oluyor mu? 4 oluyor burası. 5 oluyor. 5 de buraya geliyor. 9 eşittir 9. Evet. K'yı buradan 1 buluyorsun. İster değer ver. İstersen de çarpanlarına ayırarak bul. K 1 çıktıysa bana da 6K'yı soruyor. Cevabım 6 geldi dost. Evet. 4. sorudayız arkadaşlarım. Okuyalım hemen. ABC ve BDC üçgen. AB diktir AC'ye. Tamam onu gördük. Bir dik üçgen var. Kök 30'muş. Bir yer daha kök 30'muş. AE de kök 30'muş. Peki başka 9 var. Şunlarda 9 9 var kardeşim. 3 var. Buna göre EFX nedir diye bir soru soruyor. Gel bak şimdi şu alttaki
İkizkenar üçgeni ben bir kalınlaştırayım senin için şurayı. Bak bu ikizkenar üçgenin içinde salak bir doğru geçmiş mi kardeşim? Hadi gel az önce öğrendiğim pratik yolu uygulayalım. Neydi kural? 2 kök 15'in karesi yani 60 yapar. Eşittir. Kollarının çarpımı yani ikizkenarların çarpımı 81 eksi. Aşağıda ayırdığı parçaların çarpımı yani 3 ile şu BF diyelim biz oraya. BF'nin çarpımı olacak. Peki 3BF'yi bu tarafa alıyorum. 3BF eşittir. 60'ı da buraya gönderirsem 21 olur. Dolayısıyla BF buradan ne çıktı dostlarım? 7. Şu BF uzunluğunun tamamı 7 çıktı. Şurası. Yani bunun hipotenüsü komple 10 geldi arkadaşım. Bunu da unutmayalım şimdi. Şimdi hipotenüs komple 10. Peki gelelim üstteki dik üçgeni. Hocam ben bir ikizkenar üçgen görüyorum. Ne yapacaktım? Tabana dikliği indireceğim. Bu diklik burayı 2'ye bölecek öğretmenim. Yani şuraya A diyelim. Burası da A olacak öğretmenim. Pekala. Hadi gelin şimdi son darbeyi vuralım. Yan kenarın öklütü yapıyorum. Kök 30'un karesi 30 eşittir diyorum. Kök 30'un karesi 30. A çarpı hipotenüsün tamamıydı. Lan hipotenüsün tamamını az önce 10 bulmadık mı arkadaşlar? Tamamı 10. O zaman buraya 10 yazıyorum. Peki bu durumda A ne çıktı? 3. Peki burası 3. Burası 3 ise hani şurası toplamda 7 idi ya. E buraya da 1 kaldı o zaman. Sorunun cevabı Adana'dan geldi dostum. Evet ilk 4 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda bir 4 köşe taşı daha gömeceğiz arkadaşlar. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.